Ay, ne iyi ettin geldin canım. Bana bak, detoks falan mı yapıyorsun sen? Ben bu yaz şahane bir küre gideceğim. 2 haftalığına bir kampa gidiyorum. Canancığım, ben detoks yapmıyorum. Kendime biraz dikkat ediyorum. Hande, gel bak kim var burada. Aysun abla. Hoş geldin. Davetiye mi getirdin yoksa? Ne davetiyesi? Espri yaptım canım. Emir bile o kadar hızlı olamaz. Ben ne demek istediğini anlayamadım anneciğim. Aa, senin haberin yok mu? Emir Feriha'ya evlenme teklifi etmiş. Oğlun evleniyor Aysun abla. Tebrik ederim. Ben kalkayım. Canım hay Allah. Hande telaşlandırdı seni. Yok. Ben bilmiyordum. Çok şaşırdım. Her neyse. Görüşürüz. Biraz kalsaydın. Aysuncuğum bekle. Hande Allah aşkına. Böyle pat diye söylenir mi? Kanacağız, ne yapacağız şaşırdı. Onu da Emir düşünsün. Pat diye evlenme teklif ettiğine göre iyi bir açıklaması vardır. Allah. Ünal. Hemen konuşmamız lazım. Hemen. Ne yani? Oğlum evleniyor mu? Tarih tekerrür ediyor Aysun. Ben Emir'in Feriha'ya karşı duygularının uzun zamandır farkındayım. Ama bu o kadar acele verilmiş bir karar ki. Hem aralarında sorunlar vardı. Ne zaman aralarındaki sorunları hallettiler, çözdüler de evlilik kadar ciddi bir karar aldılar? Kızı bilmem ama Emir Bey'i ben cesaretlendirmiş olabilirim. Biraz konuştuk. Bizim nasıl evlendiğimizden ilgili. Duymak istemiyorum. Sen Feriha'yı ne kadar tanıyorsun? Kim bu Feriha? Kim? Yani ben de tanımıyorum işte Aysun. İyi, hoş bir kız herhalde. Yani Feriha oğlumuzun sevdiği kız. Ve oğlumuzun hayatının merkezinde. Ama biz onu tanımıyoruz bile. Çok hatalıyız Suna. Onu da ailesini de tanımalıyız. Bırak şimdi bunları Aysun. Bugün evlenme teklif ettiyse yarın evlenecek değiller ya. Hah, Emir senin genlerini taşıyor Ünal. Bugün evlenme teklif edip yarın evlenirse hiç şaşırma. Bizim kadar deli değillerdir belki de. Benim bu işi şansa bırakmaya hiç niyetim yok Ünal. Bence sen de bırakma. Konuş Emir'le. Erkek erkeğe. Ben de konuşacağım oğlumla. Feriha'yı da ailesini de daha yakından tanımanın zamanı geldi. Selam. Rakı masası ha. Bu sürprizi neye borçluyuz? Feriha'nın başına yağdırdığın kara. Sen şu düğünden haber ver. Peki.
evlenme teklif ettiğimi biliyorsun. Ya evet demediyse? Benim oğlum, Emir Sarrafoğlu. Bir kız için kar yağdıracak ve reddedilecek, öyle mi? Tanımıyorsun. Eğer konu Feriha'ysa her an her şey olabilir. Reddedilmedim. Ama korkma. Düğün sandığın kadar yakın değil. Ben korkmuyorum. Annen korkuyor. Bir Sarrafoğlu erkeğiysen haber çabuk gelir. Annen Feriha'yı fazla tanımadığımızı düşünüyor. Ki doğru. Umarım annemi endişelendirecek bir şeyler söylemedin. Çünkü Feriha hakkındaki düşüncelerin doğru değil. O hap meselesi. O meseleyi unut. Baba sana son kez söylüyorum. Feriha hiçbir şey kullanmadı. Bunu biliyorum. Çünkü olay açığa çıktı. Ama ne olduğunu sorma. Bak. Feriha ile bir yola çıkıyorsan onu annenin iyi tanımasını sağla, tamam mı? Annem erken olduğunu düşünüyor. Sen? Ben tarihin tekerrür ettiğini düşünüyorum. Oğlum ilk aşkında kendini kaybediyor. Benim izimden gidiyor. Ben senin izinden falan gitmiyorum baba. Sevdiğim kadınla hayatımın yolunu çizmeye çalışıyorum. Seni gördüm. Bir kadını nasıl sevmemem gerektiğini biliyorum. Ama Feriha, o bana nasıl sevmem gerektiğini öğretiyor. Afiyet olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.